Burada Tufan Bey var mı ya bu fotoğrafta? Evet. Genel başkanın solunda. Güngör hangisi? Dur dur. Evet. Hangisi bu fotoğrafta? Pardon, telefonda konuşuyor şu anda. Daha önce genel başkanın yanında. Sol tarafta. Mehmet Bey'in çok üstünde. Değişmiş adam ben görmeyeli ya. Kilo almış evet. Çok uzun zaman olmuş ben görmeyeli. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çorum ziyaretinde yanından ayrılmayan CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse'nin halka açık alanda yapılan toplantıda basın mensuplarına yönelik tavrının doğru olmadığını belirterek milletvekilini bir basın mensubu olarak kınadığını vurguladı. Şimdi burada açık alanda, yani burada programda bir sıkıntı var. Yani Çorum'daki programlarda bir sıkıntı var. Şimdi ulusal medya fabrika gezisine giriyor, yerel medya giremiyor. Yani yereldeki arkadaşlar. Bu bence başta başına bir sıkıntı. Yani niye ben şimdi ajanstan almak zorunda mıyım orada böyle? Ben oradayım. Ben içeri giremiyorsam fabrika gezintisinde. Kim organize ediyor bunu? Ya artık kim organize ettiyse. Genel merkezdir yani. Yani genel merkezde organize buradaki... etse. Bu da şimdi abi burada o zaman il başkanı sahip çıkması lazım yerel medyaya. Hı hı. Demesi lazım benim basınım da gelecek kardeşim demesi lazım. Yani burada kimse kimseye şey yapma. Şimdi fabrika gezintisinde yok. Şimdi açık alanda bu tür bir buluşma yapılıyor ve diyorlar ki kameralar kapatılsın. Bu çok abes yani. Çok saçma bir şey. Ya işte onu diyorum. Adam telefonla çekiyor zaten. Şimdi orada muhtemelen vekile Tufan Köse'ye birisi diyor ki ya kameralar çekiyor konuşurken falan diyor. O da kapadın diyor. Yani Güngör, bir dakika düz bir yerde bir dakika. Bu kadar mı bilgisiz senin vekilin? Bir dakika. Ya hayır. Orada muhtemelen bir istiyor bir açık bir alanda bir açık alanda. Bir dakika. Bak, değil. Aslında kapalı olan orada genel anlamda. Görüntüyü izle. Hiç kimse Tufan Köse'ye bu kameralar niye açık demiyor. Tufan Köse kendiliğinden atlıyor. Gazeteci Ayhan Aykanat ise konuşmasında CHP'lilerin bu milletvekilini değiştirmesi gerektiğini, aksi halde CHP'nin Çorum'da sıfır çekebileceğini anlattı. Hatta biri orada, yanında Ahmet biri Bey, de diyor bir gösterir misin? Var yanında biri de şöyle yapıyor. Ses dur ya, dur diyor. Yani o da, bak Bekir Öz saçmacı herhalde, o da şeye engellemeye çalışıyor. Evet. Tufan Köse'nin tepkisini engellemeye çalışıyor. Ya, vekil bir, kağıt, bir şey veriyor orada eline. Yok bak, o ayrı bir şey. O konu ayrı bir şey. Gördün mü? Dur dur diyor. Kim bak, o Bekir Öztaç şey, mı? Kağıt şeyle ilgili yok yok. Kağıt orada bir kura çekeceklerdi ya. Evet. Tren ve uçağı vereceklerdi. Orada kura çekim için öğrencilere numara yazdı. O konu bu. Ya bak değil. Servet. Şimdi bu arkadaşı ben tanımadım. Niye? 7-8 yıldır görmediğim için. Bak Çorum'a ne kadar nasıl geç geliyorsa. Ya? Çorum'daki bir gazeteci adamı tanımıyor ya. Ben tanımıyorum adamı. Nasıl tanımıyorsun ya? İşte siyaset adam böyle yaşlandırıyor. 7-8 yıl olmuş. Ben görmeyeli. Demek ki bu kadar yıldır Çorum'a gelmiyor. Çorum başka bir ülke mi? Lan vize almana gerek yok. Muhalefet milletvekili yani gelmesi mi gerekir? Bari bizim köye sık gelmesi sizin gerekir. Köye düğüne gelip orada sofrada otursa problem yok bence. Oralara gelse yeter. Yani bizim mahalleye gelmesine gerek yok. Burada bak. Lütfen rica ediyorum bu milletvekilini değiştirin. Değiştirmezseniz yeni gelecek sistemle zaten CHP 0 çekecek, AK Parti 5 çekecek Çorum'da. Ama eğer sistemde eski kalırsa bu milletvekilini değiştirsinler. Bu milletvekilinden bu şehre hiçbir fayda çıkmaz. Çok istiyorsa Ankara'dan vekil göstersinler. Ankara'dan vekil olsun bu şehirde de daha heyecanı olan Çorum'a gidip gelecek. Çorum'daki işte bir gazetecinin 5 yıl 6 yıldır görmediği değil de ayda bir hiç olmazsa 6 ayda bir göreceği memleketin sorunlarına dair bir şeyler konuşan vekil olsun. Bak Tufan Köse Erhan Usta çıkıyor Çorum'un sorunlarını getiriyor. Ayrıca... Yok yok şimdi demiyorum. Evet. Daha önce getiriyor Tufan Köse karşı çıkıyor. Sen nasıl Çorum'un sorunlarını konuşursun diyor. Salim Uslu'yla beraber o eski dönemde. Vali çıkıyor havaalanı yapacağız diyor. Tufan Köse karşı çıkıyor. Sen nasıl benim abilerimin işte getirmediği bir şeyle ilgili diyor. Havaalanı falan filan dersiniz diyor. Ya bir garip o zaman bu Tufan Köse'nin Çorum'da Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekili seçilmemesi lazım. Gitsin Ankara'da olsun. Çok ağır bir iddia değil mi yani? İşte gazeteciler artistlik yapmış bak. Şimdi orada hiçbir herhangi bir gazeteci de buna bir artistlik yapmalıydı aslında. Ya şimdi orada tabii genel başkanın falan bulunduğu bir yerdi. Ya genel başkan diyor ki evet. Çorum havaalanı niye yapılmıyor diyor. Bir numaralı müsebbiplerinden birisi dibinde oturuyor ya. Şu görüntüye bir bakabilir miyiz orada? Bir de burada da şey olmuş bak. Ayakta kalmış. Oturacak yerde bulamamış. İl başkanı oturuyor. Milletvekili ayakta kalmış. Demek ki bu kadar. Başkan da orada yanlış yapmış. Bak şöyle il başkanı daha demek sonra bir. Demek ki bu kardeşim adam memlekete gelmiyor ki. Burası değil İl başkanı yani. Bile unutmuş olmadı. Yani Tufan Köse'yi. Evet burada oldu. Ya bak.
Tufan Köse'nin önünde oturuyor. Kalkıp da şuraya otur vekilim demiyor mesela. Niye? Çünkü unutmuş, ona vekil unutmuş. Yok yok, orada öyle değil. Aynen ne, şöyle ne oldu. Ne var? İlk önce orada Mehmet Bey oturuyordu, il başkanı. Sağında Gençlik Kolları Başkanı vardı. Gençlerle ilgili bir toplantı yapıldığı için Mehmet Tahtası da orada gençlere yer gösterdi. Bak gördüğün gibi tamam, bir kız çocuğu şu anda oraya sonradan geldi. Oluyor olay kardeşim. Bak, başlamışta sonra, beraber ama, oturuyorlar mı? Oturuyorlar. Milletvekili ayakta kalmış. Koruma gibi olmuş. Sonradan devreye giriyor. Tabii, koruma vekil, gibi olmuş. Vekil sonradan devreye giriyor. Tufan Bey'in yapacağı en güzel şey de o olur aslında. Arkada oralarda kalsın. Ya boş birin tut.